Evet arkadaşlar, bu hafta envanter modellerini anlatacağız size. Deterministik envanter modelleri içerisindeki bir takım konuları işleyeceğiz. Önce genel bir giriş yapalım. Envanter nedir, ne değildir? Bunlarla alakalı bir takım terminolojik terimler var. Onları verelim. Ondan sonra hesap işlerine başlayacağız. Şirketlerin arkadaşlar toplam yatırımlarının %50'sine yakını envanterden, stoktan kaynaklanan yatırımlardır. Envanter yönetiminin amacı envanter yatırımlarıyla müşteri hizmetlerini dengelemektir arkadaşlar. Envanter yatırımları, yani stokta malzeme tutarsak siparişleri karşılayabiliriz. Dolayısıyla bu müşteriye hizmet demektir. Envanteri eksik tutarsak müşteriye hizmeti sağlayamamış oluruz. Ama fazla müşteriye hizmeti sağlayabilmek için depoda fazla ürün bulundurmak, ham madde bulundurmak, bu da çok uygun değildir. Bu ikisinin arasındaki dengeyi sağlamaktır asıl amaç. Bunlarla alakalı konuları işleyelim. Envanter ne işe yarar? Birçok sebepten dolayı envanter tutarız, stok tutarız arkadaşlar. Mesela bunlardan başlıca olanları, üretim sürecinin bazı aşamalarından kurtulup süreci hızlandırmak için envanter tutabiliriz. Mesela yarı mamul stokları bunun gibidir. Başlangıçta üretiriz, yarı mamul haline getiririz. Bunu envanterde tuttuğumuz zaman o aşamaya kadarki operasyonlardan kurtulmuş oluruz. Hızlıca üretime sokabiliriz. Talepteki dalgalanmaları karşılayabilmek için stok tutabiliriz. Fazla miktarda satın aldığımızda, eğer tedarikçimiz bize indirim yapacaksa, miktar indiriminden faydalanmak için fazla miktarda satın alıp envanterde tutabiliriz. Yüksek enflasyonlu bir ortamda yaşıyorsak, enflasyonun olumsuz etkilerinden veya kurla alışveriş yapıyorsak, kurun yükselmesini bekliyorsak şayet, kur ucuzken fazla miktarda mal almak gibi sebeplerle fazla miktarda stok alıp envanterde tutabiliriz. Envanter çeşitlerine bakacak olursak daha da detaylandırılabilir mutlaka, ama başlıca olanları şunlar: ham madde envanteri, bizim üretmeyip tedarikçimizden satın aldığımız ham maddeler, imalata doğrudan giren efendim malzemeler, yarı ürün, yarı mamül ya da ara stok dediğimiz, ya da İngilizcesiyle work in process ya da work in progress dediğimiz yarı mamül türü, belli bir aşamaya kadar operasyonları tamamlanmış ancak nihai ürüne henüz bağlanmamış ara aşamada bekleyen ürünler, bakım, tamir, sarf malzemeleri, bunlar da envanterde tutulabilir. Nihai ürünü tabii ki satmadan önce envanterde tutarız. Ambalajlama, paketleme malzemelerini de arkadaşlar envanterde efendim tutup paketleme ihtiyacı olduğunda bunları kullanabiliriz. Malzeme akış çevrimi ile alakalı bir şeklimiz var arkadaşlar. Her ne kadar burada kereste görüyorsanız da bu genel imalat türlerinin tamamı için aşağı yukarı geçerli bir çevrim. Yani makine parçası da olabilirdi. Efendim başka bir imalat da olabilirdi. Aşağı yukarı aynı çevrimlerden geçiyor hepsi. Önce envanter ya da stok giriş yapar. Fabrikamıza giriş yapar. Bir ön kontrolden geçmesi gerekiyor bu malzemelerin kabul için. Kabul ettikten sonra, ön kontrolden olumlu bir şekilde geçtikten sonra taşınmak üzere, ilgili yere taşınmak üzere, depoya mesela taşınmak üzere bekler. Sonra taşınır. Sonra vakti geldiğinde işlenmek üzere imalata alınır. İşlenmek üzere makinenin önünde bekler. Ondan sonra efendim bir müddet hazırlık zamanı vardır makinaların. Yeni bir tür imalata başlarken her aşamada makinenin ayarları değişebilir. Bu ister CNC olsun, ister ekrandaki gibi basit bir tester olsun. Bir ayarı vardır. Hazırlık zamanı vardır. Sonra işlemden geçer ve nihayet çıktı olarak, ürün olarak efendim süreci tamamlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bu çevrimin %95'i efendim işlem öncesi yapılan, operasyon öncesi yapılan işlemlerdir. Yani gerçek operasyon tamam, bu çevrimin tamamının %5'ini ancak oluşturur. Her imalatın aşağı yukarı böyle bir çevrimi bulunmaktadır. Fazla stok tutarsak arkadaşlar, fazla stok envanterde fazla miktarda stok tutarsak
Olası yatırımlardan kaçınmış oluruz. Elimizdeki parayı stoka bağlamış oluruz. Elimizde o para bulunsaydı başka yatırımlara yönlendirebilecektik. Bundan mahrum kalırız. Fazla stokun böyle bir olumsuz tarafı var. Ancak daha az elde bulundurmama maliyetiyle karşılaşırız. Envanterde var olduğu için üretim aksamaz. Efendim, müşteri taleplerine karşılık verebiliriz gibi. Bir de fazla miktarda satın almaktan dolayı sipariş verme sayısı bir yıl içerisinde diyelim ki fazla miktarda sipariş edince 5 kere sipariş veriyoruz. Azar azar sipariş veriyor olsaydık 15 kere 20 kere sipariş veriyor olacaktık. Sipariş maliyetini azaltmış da olabiliriz. Zaten ekonomik sipariş miktarını hesaplarken sipariş verme maliyetiyle, hazırlık maliyetiyle elde bulundurma maliyetini efendim birlikte ele alan bir optimizasyon gerçekleştiriyoruz. Ekonomik sipariş miktarı buradan çıkıyor. Ona biraz sonra geleceğiz. Az sayıda stok tutarsak arkadaşlar daha az sermaye kullanmış oluruz. Paramız cebimizde kalır. Bunu başka yatırımlarda kullanabiliriz. Fırsatları değerlendirebiliriz. Ancak elde bulundurmama, yok satma efendim riskini, ihtimalini arttırmış oluruz. Daha fazla sipariş vermiş oluruz. Azar azar sipariş edeceğimizden dolayı daha fazla sayıda sipariş açmak icap edecek. Görüldüğü gibi arkadaşlar her iki uç da olumsuz. Bunun bir orta yolu bulunması gerekiyor. Uygun formüllerle, efendim optimizasyonlarla, efendim ekonomik sipariş miktarı sayısının miktarının bulunması gerekiyor. Burada arkadaşlar toplam maliyetin minimizasyonu ile alakalı bir işlem yapacağız. Biraz sonra göreceksiniz onu. Ekonomik sipariş miktarı modelinde efendim sipariş verme maliyeti ile elde bulundurma maliyetinin birlikte ele alınıp optimizasyonu minimum toplam maliyetin elde edilmesinden formül türetiliyor ve o formül ekonomik sipariş miktarı olarak kullanılıyor. Stok ve envanter kavramlarına bakacak olursak arkadaşlar stok kabaca efendim depoda tuttuğumuz az önce saydığımız malzemelerin tamamına stok diyoruz. Envanter karşılığı olarak da kullanıyoruz veya envanteri stok, stoku envanter manasına kullandığımız zamanlar da oluyor. Ancak envanteri daha geniş anlamda kullanmak gerekir. Stok fiziksel malzemeleri ifade ederken envanter daha geniş kapsamlıdır. Özellikle insan ve parayı da kapsar. Muhasebede efendim aktif ve pasif kıymetlerin miktarını ve değerini gösteren bir tablo, bir cetvel olarak da efendim envanter kullanılmakta. Talep dediğimiz kavrama bakalım arkadaşlar. Talep belirli veya belirsiz olabilir. Talebin belirli olması halinde planlama dönemi içindeki her periyotta istenilen miktarları kesin olarak bilmek mümkündür. Yani deterministik stok modellerini kullanabiliriz. Eğer talep belirli değilse, belirsizse deterministik stok modellerini kullanamayız. Olasılıklı veya stokastik stok modellerini kullanmak gerekecek. Bağımlı talep, bağımsız talep meselesi. Bunu MRP konularında da efendim benzer şekilde ifade ediliyor. Bağımsız talep arkadaşlar nihai ürüne olan efendim talep olarak kısaca söyleyebiliriz. MRP'de ürün ağacının en tepesinde bulunan nihai ürünü veya eğer o ürün ağacı yarı mamul için açılmışsa, oluşturulmuşsa ürün ağacının en tepesindeki efendim ürün için olan taleptir bu. Efendim, bağımsız talep genellikle kesin olarak belli değildir arkadaşlar. Aslında olasılıklıdır. Belirli olduğunu kabul ettiğimiz durumlarda deterministik stok modellerini kullanırız. Belirsiz ise olasılıklı stok modellerini kullanırız. Bağımlı talep ise arkadaşlar ürün ağacının daha alt seviyelerindeki malzemeler için ana ürüne bağlı, nihai ürüne bağlı diğer malzemeler için kullanabiliriz. Çünkü nihai ürüne olan talebi kestirebiliyorsak bu ürün ağacına bağlı diğer malzemelerin de yarı mamul ham maddelerin de miktarını efendim ana ürüne bağlı olarak hesaplayabiliriz. Buna da bağımlı talep diyoruz. Sipariş çevrimi dediğimiz arkadaşlar iki sipariş arasında geçen süreye sipariş çevrimi diyoruz.
Envanterlere veya stoklara arkadaşlar sürekli gözden geçirme politikasına göre ya da periyodik gözden geçirme politikasına göre efendim belirleyebiliriz. Sürekli gözden geçirme sipariş miktarı burada sabittir arkadaşlar. Sürekli gözden geçirmede mesela depodaki malzemelere diyelim ki her sabah bakarız. Belirli bir seviyenin altına düştüyse siparişi açarız. Ve burada miktar sabittir. Mesela 50'nin altına düştüğünde 100 adet sipariş aç demek gibidir. Periyodik gözden geçirme ise arkadaşlar kendimize uygun bir periyot tayin ederiz. Ve bu periyot üründen ürüne de değişebilir. Herhangi bir ürün için diyelim ki ayda bir sipariş açacağız, haftada bir sipariş açacağız diye belirlediysek burada efendim periyodu sabitlemiş oluyoruz. Miktar ihtiyaca göre değişebilir. Tedarik süresi arkadaşlar sipariş ettikten sonra malzemenin elimize ulaşana kadar geçen süresine tedarik süresi diyoruz. Tedarik süresi genellikle satın aldığımız malzemeler için kullanılıyor. Ancak bazen efendim imalat tedarik süresi olarak da kullanılabilir. Bu da imalat siparişi açtığımız zaman imalatın bitmesine kadar geçen zamana diyoruz arkadaşlar. Çevrim stoğu dediğimiz arkadaşlar üretime başlarken efendim üretime başlayana kadar ki elimizde efendim tuttuğumuz miktarı diyoruz. Partinin kullanılıp tüketildiği süre içinde bekletilen efendim elemanlara, stok miktarlarına çevrim stoğu diyoruz. Emniyet stoğu ise genellikle talepteki dalgalanmalara cevap verebilmek için efendim yok satmamak için veya tedarik sürelerindeki gecikmeleri efendim elimine etmek için bu riski göz önüne bulundurarak elde bulundurduğumuz miktara emniyet stoğu diyoruz arkadaşlar. Üretim hızı dediğimiz arkadaşlar tedarik edilmeyip de az önce tedarik süresinde bahsettiğim üretim hızı da geldi. Eğer biz satın almıyorsak, üretiyorsak o malı sipariş açtıktan sonra üretimin bitmesine kadar geçen süreye üretimin hızı diyoruz arkadaşlar. Talebin hızını genellikle birim zaman için söylüyoruz ve genellikle de yıl bazında kullanılır. Yılda 2400 adet efendim satışımız gerçekleşiyor veya yılda 2400 adetlik bir talep söz konusu dediğimiz zaman talebin hızını söylemiş oluyoruz. Yani birim zamanda ne kadarlık bir taleple karşılaştığımızı ifade eden sayıdır. Bunu aylık da söyleyebiliriz. Problemin türüne göre, sektöre göre haftalık, aylık, 3 aylık dilimler halinde de söylenebilir. Genel stok modeline bakacak olursak arkadaşlar ki burada ekonomik sipariş miktarı modelini kastediyoruz. Bu stok politikası arkadaşlar iki soruya cevap vermek için kullanılır. Birincisi ne kadarlık bir sipariş verelim? Ekonomik sipariş miktarı nedir? Yani bunu kastediyoruz. İkincisi ne zaman sipariş verelim? Zamanı veya stoktaki miktar kaça düştüğünde sipariş verelimin cevabını verirken bu genel stok modelini, ekonomik sipariş miktarı modelini, kısaca ESM dediğimiz modeli kullanıyoruz arkadaşlar. Toplam maliyete, stok maliyetine de bakacak olursak detaylı bir şekilde satın alma maliyeti artı hazırlık maliyeti artı elde bulundurma maliyeti artı elde bulundurmama yani yok satma maliyeti olarak söyleyebiliriz. Buradaki maliyetler arkadaşlar istenen sipariş miktarı ve siparişler arasında geçen zaman cinsinden tanımlanmalıdır. Satın alma maliyeti şudur arkadaşlar. Stok kaleminin birim fiyatıyla alakalıdır. Miktar çarpı birim fiyattan bulunur. Genellikle sabit olabileceği gibi arkadaşlar siparişin büyüklüğüne veya miktarına bağlı da değişebilir. Sipariş maliyeti arkadaşlar bir sipariş verildiğinde o siparişi açmak için gerekli tüm hazırlıklar, personelin ayırdığı zaman, iletişim kanalları, efendim
taşıma sigortası vesaire gibi maliyetlerden oluşan toplam maliyettir. Buna sipariş maliyeti diyoruz. Yani herhangi bir malzemeyi tedarikçiden sipariş açmak için katlandığımız maliyettir arkadaşlar. Her seferinde aynı miktara katlanırız. Elde bulundurma maliyeti, stokları depoda bulundurmaktan dolayı bir takım maliyetlere katlanmış oluyoruz. Bunun detaylarını biraz sonra vereceğiz. Efendim, deponun kirası, efendim ısıtması, soğutması, aydınlatması, personelin parası, efendim oradaki malzemelerin sigortası vesairesinden kaynaklanan elde bulundurma maliyetidir. Elde bulundurmama maliyeti ise talep bize geldiğinde o talebi karşılayacak elimizde malzeme yoksa bununla alakalı bir ceza maliyeti oluşur. Fırsat maliyeti de denebilir. Kaçan fırsatın maliyeti de söylenebilir. Ancak genellikle o fırsat maliyetinden daha da büyük bir maliyettir. Bu o maliyete düşmemek için efendim bir ceza maliyeti uygulanır. Elde bulundurma maliyetinin detaylarını ekranda görüyorsunuz. Mesela efendim depo yeri maliyeti. Bunların arasında neler var? Binanın kirası, depo binasının kirası, amortismanı, bu depoyu işletmek için gerekli maliyetler, vergileri, sigortaları vesaire. Bu envanter değerinin %6'sı olmuş olsun bizim örneğimizde. Efendim gerçekte bu 3 ile 10 arasında değişirmiş. Literatürde karşılaştığımız efendim bir ifadedir bu. Depo yeri maliyeti 3 ile 10 arasında değişiyorsa, bu aralıkta ise uygundur. Daha az olması tabii ki daha iyidir. Malzeme taşıma ya da son zamanlarda bazen elleçleme, efendim handling manası, İngilizce'de handling dediğimiz malzeme taşıma, elleçleme maliyeti. Bu ekipmanın kirası, amortismanı, enerji maliyetleri, iletişim maliyetleri gibi sebeplerden oluşan maliyet. Bu da %3 ise uygundur. Biz aralığına söyleyecek olursak 1 ile 3,5 arasında olması efendim normal ortalamadır diye söyleyebiliriz. İşçilik maliyetleri de 3 ile 5 arasında değişse efendim ortalaması uygundur. Yatırım maliyetleri, kredi maliyetleri, envanter ile ilgili vergiler, sigortalardan kaynaklanan maliyetlerdir. 6 ile 24 arasında değişebilir. Kaybolma, eksilme, bozulma, kırılma ürünün yani kırılması, bozulması, efendim zamanının geçmesi gibi, raf ömrünün dolması gibi sebeplerden dolayı oluşan kayıplar. Bu da 2 ile 5 arasında olabilir. Toplam elde bulundurma maliyetini de efendim yukarıdan aşağı topladığımızda %26 gibi bir değere ulaşmış oluyoruz. Elde bulundurma maliyeti arkadaşlar işin türüne, bulunduğu yere bağlıdır. Genellikle efendim problemlerde hesap kolaylığı bakımından belirli bir faiz oranına dayandırılır. Ürünün maliyeti çarpı faiz oranı üzerinden hesaplanabilir. Genellikle %15 civarında olabilir. Ancak teknolojik olarak efendim yüksek teknolojili ürünler daha değerli olduğu için bunların elde bulundurma maliyeti daha fazla olabilir. %40'lara kadar çıkabilir. Peki, genel stok modeli arkadaşlar yani ekonomik sipariş miktarı modeli ne zaman sipariş verilimin efendim yanıtını da verebilir. Burada da politikaya göre değişir. Periyodik gözden geçirme modeli efendim kullanılıyorsa yeni siparişin elimize geçmesiyle periyotların başlangıcı aynı zamana denk gelir. Sürekli gözden geçirme modeli esas alınıyorsa yeni siparişler yeniden sipariş noktası adı verilen R dediğimiz bir değere yani o miktar elimizdeki stok miktarı R dediğimiz yeniden sipariş noktası değerine düştüğünde efendim yeni bir sipariş açılır. Talebin bağımsız olması durumundaki envanter modellerimiz 3 tane arkadaşlar. Klasik ekonomik sipariş miktarı, kısaca ESM modeli. Ondan sonra üretim sipariş miktarı modeli ve daha sonra miktara bağlı fiyat indirimi modellerini ele alacağız.
Ekonomik sipariş miktarına bakalım öncelikle. Bu modeli kullanabilmek için bir takım varsayımlar var. Bu varsayımlar altında bu model doğru çalışır. Nedir bunlar? Talep biliniyor ve sabit olduğunu, bağımsız olduğunu kabul ediyoruz. Tedarik süresinin bilindiğini ve bağımsız olduğunu kabul ediyoruz. Sipariş yenilemesi anlık, yani sipariş verdiğimiz gibi elimize ulaşıyor gibi kabul ediyoruz. Miktar indirimi yok, yani hangi miktarda satın alırsak alalım ürünün fiyatı sabit. Elde bulundurma efendim ve siparişe hazırlık maliyetleri dikkate alınıyor. Bunların optimizasyonu zaten sağlanacak. Elde bulundurmamaya da izin verilmiyor arkadaşlar. Yani stok seviyesi negatife hiçbir zaman düşmüyor. Buna grafik olarak gösterecek olursak arkadaşlar, x ekseninde zaman, y ekseninde de envanter düzeyini, stok düzeyini görüyoruz. Q sipariş miktarıdır arkadaşlar. Sıfıra düştüğünde gördüğünüz gibi yeni bir sipariş açıyoruz ve elimize Q kadar yeni malzeme geliyor. Her sıfıra düştüğümüzde yeni malzemeler geliyor arkadaşlar. Dolayısıyla maksimum stok seviyesi Q kadardır, sipariş miktarı kadardır. Ortalama stok seviyesi de efendim Q bölü 2'dir. Çevrim süresi de arkadaşlar, siparişin çevrim süresi de T ile ifade edilir. Bu da Q bölü D formülünden bulunabilir. Yani iki sipariş arasında geçen süredir bu. İki sipariş noktası arasındaki geçen süredir. Toplam maliyetini, toplam stok maliyetini TM olarak kısaltacak olursak, birim zamandaki sipariş maliyeti artı birim zamandaki elde bulundurma maliyeti olarak söyleyebiliriz. Elde bulundurma maliyeti gördüğünüz gibi arkadaşlar, sipariş miktarı arttıkça yıllık maliyet, efendim, yıllık elde bulundurma maliyeti artacaktır. Ancak sipariş hazırlık maliyeti azalacaktır. Niye? Çünkü miktar arttığı zaman arkadaşlar, bir yıl içerisinde verilecek sipariş adedi azalır. Mesela toplamda 12 bin adetlik, yılda 12 bin adetlik talebimiz söz konusuysa, bunu diyelim ki efendim bir seferde sipariş versek, bir kere de 12 bin tane sipariş veririz. Yıl boyunca bunu tutarız ki çok makul bir şey değil. Veya her ay verirsek bunu, ayda bir kere verecek olursak efendim yılda 12 seferlik sipariş vermiş oluruz. Yılda 12 sefer sipariş vermek demek de arkadaşlar, gördüğünüz gibi miktar azaldığı için maliyet yükselecek. Miktar artarsa sipariş verme sayısı azalacağından dolayı hazırlık maliyeti de azalacak. Dolayısıyla elde bulundurma maliyetiyle sipariş hazırlık maliyetinin kesiştiği yerdeki maliyet, toplam maliyetin minimum olduğu yerdir. Bunun efendim formülden Q değerini biraz sonra bulacağız arkadaşlar. Optimum sipariş miktarı Q yıldız ile gösterilir. Optimum sipariş miktarını efendim bulduğumuzda buna denk gelen maliyet minimum maliyettir arkadaşlar. Kısaltmalara bir daha bakacak olursak arkadaşlar, Q sipariş miktarıdır. Q yıldız optimum sipariş miktarıdır. D talebin hızıdır. İngilizce demand'dan gelir. İngilizce demand talep hızıdır. Yani miktar bölü birim zamandır 20. K sipariş veya sipariş hazırlık maliyeti. H da elde bulundurma maliyeti. Küçük h elde bulundurma maliyeti. Bu da para birimi, birim zaman için efendim söylenir. Toplam maliyet sipariş maliyeti ile elde bulundurma maliyetinin efendim toplanmasından meydana gelir. Sipariş maliyeti arkadaşlar nedir? Birim zamandaki talep miktarıyla sipariş miktarını efendim bölersek, buradan zaten kaç adet sipariş vermemiz gerektiğini, birim zamanda kaç adet sipariş vermemiz gerektiği çıkar birinci ifadeden. İkincisi de zaten siparişin maliyetidir. Her seferindeki siparişi kaç kere sipariş vereceğimize çarparsak efendim toplam sipariş maliyetini elde etmiş oluruz. Yani neticede D bölü Q çarpı K'yı elde ettik. Elde bulundurma maliyeti ise arkadaşlar, ortalama envanter stok seviyesiyle elde bulundurma maliyetinin çarpılmasıdır. Ortalama stok seviyesi bu modelde Q bölü 2 idi.
Bunu haşla elde bulundurma maliyetiyle çarparsak efendim toplam elde bulundurma maliyetini bulmuş oluruz. Her iki maliyeti birbirine eşitlersek arkadaşlar bu efendim az önce grafikte göstermiştik. İki maliyetin kesiştiği yerdeki Q değerini bulmuş oluruz. Bunu çözdüğümüz zaman arkadaşlar basitçe siz de yapabilirsiniz. Optimum stok seviyesi 2DK bölü H olarak bulunur arkadaşlar. Karekök içerisinde 2 çarpı diyelim ki birim zamanı yıl kabul ediyorsak yıldaki talep miktarı, bir yıllık talep miktarı DK sipariş açma maliyeti bölü H elde bulundurma maliyeti. Bunu da yıllık kullanmalıyız. Burada yıllık aldıysak H'ı da yıllık almalıyız. Örneğimize bakalım şimdi arkadaşlar. Basit bir örnek üzerinden hemen o formülü uygulayalım. Kırtasiyede arkadaşlar 60 kalem satılıyor. Haftada 60 kalem satılıyor. Kalemin maliyeti 2 lira, satış fiyatı 5 lira. Kırtasiyenin sipariş açma maliyeti 12 lira olarak belirlenmiş kendi hesabına göre. Elde bulundurma maliyeti yıllık %25 faiz oranına bağlı kabul ediliyor. Dolayısıyla minimum sipariş miktarı nedir? Siparişler arası geçen süre nedir? Bunları bulalım. Yıllık elde bulundurma maliyetini %25 faiz oranına bağlı, yani yıllık dediğine göre biz de yıllık talebi bulalım arkadaşlar. Haftalık 60'ı 52 ile çarpalım. Yılda 3120 adet kaleme ihtiyacımızın var olduğunu bulduk. Elde bulundurma maliyetinde 0,25 çarpı 2 kalemin maliyetiydi. 0,5 olarak elde ettik. Uyguladığımızda Q optimum Q eşittir 2DK bölü H'tan arkadaşlar 2 çarpı yıllık miktar çarpı K sipariş verme maliyeti bölü efendim elde bulundurma maliyeti. Bu da yaklaşık olarak 387 adet, yılda 387 adet olarak buluruz arkadaşlar. Ekonomik sipariş miktarını 387 olarak buluruz. Buradaki yıl ifadesi çok doğru olmamış arkadaşlar. Yani sipariş verdiğimiz zaman 387 adetlik sipariş vereceğiz. Şuradaki yıl ifadesi doğru olmamış. Sipariş çevriminin formülü Q bölü D'ydi, hatırlayın. Bu da yeni bulduğumuz 387 bölü yıllık 3120 miktarından çıkıyor ve 0,124 yıl. Yani 0,124 yılda bir her seferinde 387 adetlik sipariş vermemiz gerekiyor. Dediğim gibi şuradaki yıl ifadesini görmezden gelin, yanlış olmuş. Demek ki arkadaşlar yılda da 250 gün çalışıldığını kabul edelim. Güne çevirecek olursak 0,124 çarpı 250 31 güne denk gelir. Yani her 31 günde bir 387 adetlik siparişler vereceğimizi anlıyoruz. Yılda kaç kere sipariş açmamız gerekecek? Bu da D bölü Q'dan, yani yıldaki sipariş miktarından efendim verilen sipariş efendim miktarını bölersek 8 adetlik yılda 8 sefer 8 adetlik sipariş 8 adet 8 kez 8 sefer sipariş vereceğimizi anlıyoruz arkadaşlar. Maliyetlere bakalım arkadaşlar. Maliyet elde bulundurma maliyeti neydi? Ortalama elde bulundurma miktarıyla elde tutma maliyetini çarpıyorduk. Ortalama miktarla maliyeti çarpalım. 387 bölü 2 çarpı 0,5 96,75 gibi bir efendim değer elde ederiz. Ortalama yıllık sipariş verme maliyeti de arkadaşlar. Bu da neydi? D bölü Q çarpı K'ydı. Yani 3120 bölü 387 çarpı 12. Bu da aynı değer çıktı arkadaşlar. Şu 74-75 aynı kabul edilir. Zaten optimum Q miktarını bulurken elde bulundurma maliyeti ile sipariş verme maliyetini eşitleyerek bulmuştuk. Dolayısıyla bu iki değerin birbirine eşit olması doğru. Bunları topladığımız zaman 193,5 TL veya para birimi olarak toplam maliyeti bulmuş oluruz arkadaşlar.
Evet, başka bir örneğe bakalım arkadaşlar. Yıllık talebimiz 1000 adet olsun. Sipariş açma maliyetimiz 10 lira her sipariş başına. Efendim, elde bulundurma maliyetinin 0,5 TL olduğunu kabul edelim. Ekonomik sipariş miktarı nedir? Formülümüzü hemen uyguladığımız zaman 2DK bölü H'tan 200 adet efendim her siparişte 200 adet sipariş vermemiz gerektiğini anlıyoruz. Peki sipariş sayısı nedir? Bunun da formülü neydi arkadaşlar? N sipariş sayısı olsun. D bölü Q'ydu. Yılda 1000 adetlik ürüne ihtiyacımız varsa ve her seferinde 200 adetlik siparişler veriyorsak 1000 bölü 200'den 5 sefer, yılda 5 seferlik 5 sefer sipariş vereceğimizi anlıyoruz arkadaşlar. Siparişler arası geçen süreye bakalım arkadaşlar. Bunun da formülü T neydi? T Q bölü D'den 200 bölü 1000. Bu da 0,2 yıl olmuş olur. İki sipariş verme arasında geçen süredir. 0,2 yıl. Bunu güne çevirecek olursak yılda 250 gün çalışıldığını kabul edelim. 50 güne denk gelir arkadaşlar. Bu T'yi şöyle de bulabilirdik. Yılda çalışılan gün sayısı bölü N dersek arkadaşlar yılda 250 gün çalışılıyor. Ve biz efendim yılda 5 sefer sipariş verecektik. Dolayısıyla 50 günde bir sipariş vereceğimizi anlıyoruz. Toplam maliyete bakacak olursak arkadaşlar, toplam maliyet sipariş maliyeti ile elde bulundurma maliyetinin toplamıydı. Formülleri de belliydi. D bölü Q çarpı K sipariş maliyetine denk gelir. Efendim Q bölü 2 çarpı H da elde bulundurma maliyetine denk gelir. İlgili değerleri yazdığımızda yılda 100 efendim TL'ye toplam maliyetimiz oluşur. Bu örnekte şuna bakalım arkadaşlar. Bir önceki örnekte yıllık talep yönetimin tahmin ettiğinden fazla, %50 fazla gerçekleşsin. Daha önce neydi? Hatırlayın, 1000, yılda 1000'di toplam talep. Halbuki yılda 1500 adet olarak gerçekleşirse efendim bunun duyarlılığını araştıralım. Veya modelin efendim ihtiyaçlarımıza cevap verebilir mi, veremez mi? Buna bakalım. Daha önce bulduğunuz ESM yani ekonomik sipariş miktarını kullanarak toplam maliyeti hesaplayın. Önce bunu yapacağız. Yeni yıllık talebe göre ekonomik sipariş miktarını yeniden hesaplayalım. Ve bu iki maliyeti karşılaştırıp inceleyelim arkadaşlar. Toplam maliyet yılda 1000'di. Artık 1500 oldu. Buna göre efendim toplam maliyeti bakalım arkadaşlar neydi? Sipariş maliyeti ile elde bulundurma maliyetinin toplamıydı. Yerlerine yeni değer 1500'ü koyarak diğerleri aynı. Efendim yıldaki toplam maliyet 125 TL olarak karşımıza çıkacak arkadaşlar. Toplam maliyet 125. Buradaki Q'yu efendim değiştirmedik. 1000'e göre bir 1000'e göre bulduğumuz Q değerini kullanıyoruz arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Yıllık talebin 1000 olduğu durumda bulduğumuz optimum sipariş miktarı değerini kullanarak bu hesabı yapıyoruz. Şimdi yeni ekonomik sipariş miktarını bulalım. Bunun da 244,9 olduğunu görüyoruz. Şuradaki D yerine 1500 yazdığımızda 244 bölü 9 yani 200'den 250-245'e çıkmış. Bu durumdaki maliyete bakalım arkadaşlar. Bu durumda maliyet 122,5. Az önce kaç bulmuştuk? Görün bakın arkadaşlar 125. Yani 125 ile 122,5 arasında çok bir fark yok. Şunu demek istiyoruz. Şunu demek istiyoruz. Biz her ne kadar yıllık talep miktarı 1000 olduğu durum için efendim ekonomik sipariş miktarını 200 olarak bulduysak da bu model arkadaşlar talepteki değişikliğe aşağı yukarı cevap verir. Yani elde ettiğimiz maliyetler talep miktarı artsa da aşağı yukarı bize cevap verecektir. Gördüğünüz gibi gerçek maliyet 122,48 iken efendim yani 244 buçu 244,9'u
kullanarak bulduğumuz maliyet 122,48 iken bir önceki miktara bağlı olarak efendim 200'ü kullandığımızda elde ettiğimiz maliyet 125. 125 ile 122,5 arasında çok bir fark yok. Dolayısıyla arkadaşlar ekonomik sipariş miktarı efendim modeli toplam maliyet açısından efendim yıllık talep değişimlerine cevap verebilecek düzeydedir.